Değerli izleyiciler, Gördes Belediyespor'dayız şu anda da. Kaptanımız yanımızda. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Ömür Şen, 25 yaşındayım, Gördesliyim. 10 yıldır bu takım için ter dökmekteyim. Emeğimiz, hırsımız Gördes Belediyespor'un kazanması yönünde. Gördes Belediyespor hangi grupta oynuyor? Manisa Süper Amatör Küme grubundaydık. 2013-2014'te şampiyon olduk. Geçen sene düştük. Bu sene yine birinci amatör kümede mücadele etmekteyiz. İkinci sıradayız şu anda. Dün de bir maçımız vardı. Onu da aldık Allah'ın izniyle. İşte bu hafta liderle oynuyoruz. İnşallah bakalım. Yenmek istiyoruz. Yani bir üst kümeye çıkmak istiyoruz. Kulübü konuşmak gerekirse, kulübün ne gibi sıkıntıları var? Bana göre sıkıntı, yani Allah'a şükür bir sıkıntımız yok. Bu saha daha önce şu an gördüğünüzden çok kötüydü. Şeydi, hani böyle çamurdu, ne bileyim, suyun için falan değildi. Sağ olsun belediye başkanımız sayesinde yapıldı bu saha. Zaten arkamızda belediyemiz olmasa biz bugünlere, bu durumlara gelemezdik. Birçok insan var benim gibi bu takımda. Şu an 44 yaşında oynayan dede diye de hani lakabı olan dedemiz var. Yani sahamız, belediyemiz gayet bizim için hani olumlu şeyler yapıyor şu an. Peki siz bir kaptan olarak neler söylemek istersiniz? Yani ben kaptan olarak şu anda mesela bizim taraftarımızın desteği bize gayet iyi. Amatör kümede hiç görülmemiş şekilde taraftarımız var gerçekten. Geçen sene dediğim gibi şampiyon olduğumuzda şu stat doluydu. 6 bin 7 bin kişi vardı. Yani gayet de güzel bir sonuçla şampiyon olup bir üst gruba çıkmıştık. Sonra işte maddi imkan olsun ya da ne bileyim bir şeyler ters gitti. Tekrar küme düştük. Bu sene de Allah'ın izniyle şampiyon olacağız inşallah. Allah diliyorum. Sizlere başarılar diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Beşevli Mahalle Muhtarı Osman Bilgen. Ayrıca bu Fatih Camii Yaptırma Yaşatma Derneği'nin başkanıyım. Efendim ne kadar borcu var tamamlanması için? Şu anda 70-80 bin lira gibi bir borcumuz var. Eğer yetkililer de, hayırseverler de bu işi biraz hızlandırırlarsa, nasip olursa Peygamberimizin kutlu doğum haftası olan Nisan ayı içerisinde bunu aşmayı düşünüyoruz. Eğer yetiştiremezsek Mayıs ayında Hadrelez Şenlikleri'ne yetiştirmeyi düşünüyoruz. Yani bu önümüzdeki Ramazan'dan önce inşallah halkımızın hizmetine sunacağız. Camimiz sadece Kur'an kursu, ibadet için değil, Kur'an kursu için de yerimiz var. Altta zeminde Kur'an kursu açtık ve hayır yemeklerini de yapmak için altına da mutfak ve yemekhane düşünüyoruz yani. Halkımızın düğünlerde, mevlütlerde, yemeğini burada verebilecek. Şimdi inşaatımız nasip olursa 70-80 bin lira gibi bu parayı bulabilirsek nasip olursa Peygamberimizin kutlu doğum haftasına yani 18-19 Nisan'a bitirmeyi düşünüyoruz. İnşaatımız görüldüğü gibi devam ediyor. Nasip olursa bugünü bitireceğiz. Halkımızın hizmetini açacağız yani. Teşekkür ederim Ben sizlere. teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Bizleri buraya kadar geldiniz, onurlandırdınız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Merhabalar değerli Pamukkale TV izleyicileri. Bugün Gördes'teyiz. Gördes Belediye Başkanı Muhammed Akyol'un makamındayız. Sayın Başkanımızdan Gördes'e ait yatırımlar hakkında, projeler hakkında kendisinden kısaca bilgiler alacağız. Başkanım, sizin eğitimci olduğunu biliyoruz. Eğitimle ilgili çalışmalarınızı kısaca bize anlatır mısınız?
biz Gördes'te yapılan her projenin bugüne kadar ya sahibi olduk, ya ortağı olduk, ya da iştirakçısı olduk. Yani biz Gördes'te yapılan bir projeyle ilgili bu bizi ilgilendirmiyor, bizim görev alanımızda değildir demedik. Çünkü ilçemizde yapılacak her türlü hizmetin bizim içinde olmamız gerektiğine inanıyoruz. Belediyenin görevi sadece çöp toplamak, taş döşemek değil. Gördes'in her türlü problemiyle yakından ilgileniyoruz. Dolayısıyla eğitimle ilgili de, çünkü eğitim bizim öncelikler arasında, yine sağlık da öyle, önceliklerimiz arasında. Bugüne kadar okullarımızın her türlü ihtiyacında, yani okumadan tutun da kaymakamlığımızla beraber her türlü desteği sağladık. Fiziki altyapılarıyla ilgili bütün okullarımızın bahçelerini düzenledik, taş döşemelerini yaptık. İşte spor alanlarıyla ilgili basketbol, voleybol, halı saha ne gerekiyorsa bunlarla ilgili elimizden gelen desteği sağladık. Yine özellikle köyden mahalleye dönmüş mahallelerimizin tamamında bir çalışma başlattık. Taş döşüyoruz. Hedefimiz bu 2019'a kadar bütün mahallelerimizin taş döşeme işini bitirmek. Bu da yaklaşık yaptığımız çalışmalara göre 600 bin metrekarelik bir taş yapıyor. Şu anda yılda 150 bin metrekare taş döşeyerek bu hedefimize de emin adımlarla gidiyoruz. Tabii eğitim dedik, sağlık dedik. Biraz önce geçmişte yaptığımız eğitimle ilgili yıllarca Gördes'te bizim Anadolu Lisemiz vardı. Adı vardı ama okulu yoktu. 24 derslikli Anadolu Lisesi binamızı ve pansiyonunu yaptık, gerçekleştirdik. İmam Hatip Lisesi'mize yine bir pansiyon yaptık. İlkokullara ek derslikler, ilçe milli eğitime yine yeni bina. Milli eğitimle ilgili fiziki olarak çok bir ihtiyacımız kalmadı. Yine Gördeslilerin, Gördes'i sevenlerin geçmişte yapmış olduğu bir meslek yüksek okulumuz var. Ona da Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 300 kişilik yurdu yaptırdık. 150 kız, 150 erkek. Bu yine ihtiyacımızı, problemimizi çözmedi. Belediyeye ait 150 kişilik bir pansiyonumuz vardı, kız pansiyonumuz. Kredi Yurtlar bunu bizden talep etti. O binamızı da Kredi Yurtlar'a tahsis ettik. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren oraya da erkek öğrencilerimizi alarak, diğer bölümün tamamını kız yurdu yaparak öğrencilerimize daha iyi imkanlarda eğitim öğretimini yapmalarını sağlayacağız. Hastanemizi yaptık. Yine aile hekimlerine binalar yapıldı. Yani Gördes'te çok yaptığımız şeyler var. Yine yapacaklarımızla ilgili projelerimiz var. Önümüzdeki günlerde inşallah bunlara devam edeceğiz. Bir mesire alanı projemiz var. İnşallah Gördeslere de onun müjdesini vermek istiyoruz. Orayı da önümüzdeki günlerde çalışmalarını başlatacağız. Başkanım, gerçekten saymakla bitmez Gördes'e kazandırdıklarınız. Bir de şunu merak ediyorum. Belediyenin bütçesi nedir? Belediye zengin midir? Bu bütçe nereden geliyor? Çünkü biraz önce önemli bir konuya vurgu yaptınız. Örneğin su paraları büyükşehire geçti. Gerçekten belediyeler için önemli bir gelir kaynağı toplanan su paraları. Peki şu anda zengin mi belediyemiz? Yani zengin bir belediye misiniz derken, yani fakiriz de demeyelim. Allah'a çok şükür çok borcumuz yok. En azından çarkı çeviriyoruz. Yani çok zor durumda değiliz. Ama gerçekten ilçe belediyeleri içerisinde çok kötü durumda olan arkadaşlarımız var. Yani biz nasıl çeviriyoruz? Biz kaynaklarımız azaldıktan sonra inşaata girdik. Yani neredeyse belediye de yap sat ya da sat yap şeklinde inşaata girdik. Buradan aldığımız az kârlarla Gördeslilere hizmet etmeye gayret ediyoruz. Yani büyük bir başarı bu da. Merkezi hükümetin de acilen bu büyük şehir yasasını tekrar bir gözden geçirmesi lazım. Yani yoksa gerçekten bu yara büyüyecek, sonra bunun tedavisi daha zor olacak. Bir an önce yasada yeni düzenleme yapılması gerekir. İlçe belediyeleri kan kaybediyor diyorum ben. Peki başkanım, şöyle diyebilir miyiz?
genelde vatandaştan toplanan işte su paraları, vergiler olsun, gelir kaynakları büyük şehire geçti ama ilçe belediyelerinin sorumluluk alanları genişledi diyebilir miyiz? Tabii yani bizim bir de şu var, kırsal alanda olduğumuz için coğrafi olarak da çok geniş bir alanda hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani en azından bizden kesilen paraların büyük şehire giden kaynakların biz ilçemize dönmesini istiyoruz. En azından. Kaç mahallemiz var? 64 mahallemiz var. 64 mahalle size var. 64 mahallemiz var. Evet. 64 tane mahallemiz var. 30 bin üzerinde nüfusumuz var. 30 bine hizmet ediyorsunuz. Evet. 30 bine hizmet vermeye çalışıyoruz. Başkanım, yaklaşık 6 ay önce logonuzu değiştirdiniz. Bunu değiştirme sebebini açıklar mısınız? Niye değiştirdiniz? Evet, teşekkür ederim. Bizim logomuz çok eski bir logoydu. Özellikle üzerinde tütün olması, tütünün de Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanması, yani artık günümüzde gerçekten çok uygun olmadığını düşündük sağlık açısından da. Artı dijital ortamlara aktarılmasında problemler çıkıyordu. Onun için yeni bir logo yarışması açtık. Bununla ilgili meclisimizden bir karar aldık. Komisyon oluşturduk, bağımsız bir komisyon. Yaklaşık 300 civarında müracaat geldi. Yurt dışından bile müracaatlar geldi. Komisyonumuz üzerinde çalıştı. Özellikle eski Gördes'teki camimizin minaresi yansıdı. Merkez Pazar Yeri Camisi. Evet. Eski Gördes'te. Diğerleri. Vakıflar tarafından restore edildi. Evet. Burada işte orada Selçuklu mimarisi olan bir camiydi. Evet. Selçuklu mimarisini buraya yansıttık. Yine Gördes'in halısındaki düğümler, biliyorsunuz dünyada iki tane düğüm var. Türk düğümü, bir de İran düğümü. Türk düğümü denen düğüm Gördes düğümüdür. Gördes düğümüdür. O düğümü buraya işledik ve 1878 Gördes Belediyesi'nin kuruluş tarihidir. Dolayısıyla işte hem eski Gördes'teki tarihimizi, kültürümüzü, hem halımızı, düğümümüzü buraya yansıtmaya çalıştık. Kültürümüz de artık Gördes Belediyesi'nin simgesi de yaşayacak. Ve kültürünü inşallah Gördes'in bu şekilde yansıtmaya çalıştık. Onu yaşatacağız. Başkanım, son olarak ekran başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben teşekkür ediyorum. Yeni bir yıla girdik. İnşallah sağlık, mutlu ve başarılı bir şekilde bu yılı geçiririz. Ama tabii özellikle Türkiye'mizde şu anda belli bir bölgemizde gerçekten zor durumda olan vatandaşlarımız var. Oradaki taşeronlara, maşalara Allah akıl sağlığı versin. Onlara mantıklı düşünme imkanı versin. Başkalarına alet olmasın. Dünyanın neresinde bir kan akıyorsa bu kan dursun. Kan dursun. Anaların gözyaşı akmasın. Zalimlerin zulmü altında inleyen bu mazlumları inşallah Cenab-ı Allah kurtarsın. Ben hepinize teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağlık ve mutlu günler diliyorum. Evet değerli izleyiciler, Gördes'teyiz. Gördes Belediye Başkanı Muhammed Akyol'un makamındayız. Sayın Başkanımız Muhammed Akyol çalışmaları hakkında, projeler hakkında bizlere bilgiler verdi. Şimdilik hoşça kalın. Efendim, Gördes Belediye'nin çalışmalarından memnun musunuz? Gördes Belediyesi'nin çalışmalarından tabii memnunuz. Ellerinden geldikleri kadar mahallemize hizmetleri veriyorlar. Memnunuz diyelim. Mesela neler yaptı bu zamana kadar Belediye Başkanımız Muhammed Akyol? Mahallem olarak konuşayım. TOKİ konutları bizim mahallemizde. TOKİ konutlarının yanında sosyal alan diye cami yapıldı. Yine şu anda devam eden talep üzerine sosyal konutlar devam ediyor. Yine TOKİ konutları var devam eden. Onun yanına okul yapıldı, anaokulu. İyiyiz yani, memnunuz. Peki büyükşehirin çalışmaları nasıl, yatırımları nasıl Gördes'te? Büyükşehirin de gördüğüm kadarıyla yapılanmayla birlikte yapmaya çalışıyorlar. Hizmetlerini vermeye çalışıyorlar. Peki siz bir vatandaş olarak ve aynı zamanda muhtarsınız. En çok ihtiyacınız nedir? Yani senin mahallede en çok ihtiyacı olan nedir?
bizim mahallemizde, daha doğrusu merkeze bağlı olan, bağlı diye tabir edilen yerler var. Önceden mahallemizin bir küme evleri diye geçen yerler vardı. Buralarda birazcık işte haliyle orada oturan vatandaşlarımız, ne diyeyim artık, 3-5 kişi bir yerde oturuyor, 3-5 kişi bir yerde oturuyor. Bunlara hizmet götürmek biraz zor oluyor. Özellikle de yollarımız sıkıntı. Onu diyeyim. Onun dışında mesela şu anda kar yağdı. Muhtemelen şimdi o mahallelere çıkmak, o bağlı olan yerlere çıkmak birazcık sıkıntı. Ama şu an itibariyle de biz Gördes Belediye Başkanı Muhammed Akıyol'a şu an itibariyle açıkmış. Tabii şu anda açık. Şu anda açık ama tabii işte kar yağdığı zaman birazcık mağduriyet yaşıyoruz. O kadarlık da olacak artık. Bir doğuyu düşünüyoruz, ona göre biz iyiyiz. Mahallelere bundan memnunuz, bayağı memnunuz. Sıkıntımız yok. Biz hangi açıdan söyledin? Altyapı mı? Ne? Yani genel olarak. Genel olarak bir sıkıntımız yok. Genel olarak bir sıkıntımız yok. Peki Büyükşehir Belediyesi nasıl çalışıyor mu Gördes ilçemizde? Şehir bizim şehir kadar değil. Gördes Belediyesi kadar değil. Ona biraz sıkıntı var. Ona biraz sıkıntı var. Mahallenin en büyük sorunu şu anda köpek. Yani aşırı köpek var, saldırıyorlar. Sokak hayvanları. Tabii sokak hayvanları. Şu anda o var benim sorunum. Hatta gece akşam eve giderken ben 20-30 tane köpek. Geçen hanımı saldırmışlar. Şu anda bizim sorunumuz yok. Başka da bir sorunumuz yok. Başka da bir sıkıntımız yok. Bir de şurayı bir işte belediyemiz şey yapacak inşallah. Çevre düzenlemesi işte üstünüp biraz daha buraya şey yapacak, modern bir şey yapacak. İlçe belediyesine ait değil mi burası da? Tabii bizim burayı Gördes Belediyesi'ne ait. Güzel. Güzel. Altyapı çalışmalarını yaptı en azından. Havuzlu Çarşı'ya da bir düzenleme olacak bildiğim kadarıyla. Onları da internetten takip edebiliyoruz. Çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla. Köy yollarına falan asfalt yapmışlar. Su kanalizasyon işlerini de yapıyorlarmış köylerin. Onları da internetten takip ediyoruz. Efendim, Gördes'te en büyük sorun nedir? Vatandaş en çok... Soğuk. Başka? Doğalgaz. Şimdi Manisa Büyükşehir kurulalı, gerçekten Gördes'te büyük şeyler yaptı. Ulaşım yönüyle, maske yönüyle, köylerin hizmet yönüyle. Gerçekten hizmet vermeye, yeni kurulmasına rağmen hizmet vermeye başladı. Ulaşım yönüyle köylere arabalar geldi, itfaiye araçları geldi. Maske yönüyle köylerde su kanalizasyon gibi döşemeler, her türlü yani büyükşehirden yardımlar gelmeye devam ediyor. Veya devam edecek de yani. Gördes'te en büyük sorun tarımın fazla ilerlememesi. Yani tarımın kırsal kesim olduğu için bazı bölgelerde sulama gibi, göletler gibi, gerçi Büyükşehir Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Cengiz Ergün bunu el attı ama bazı bölgelerde var ama genelde kırsal kesim olduğu için sulama yöntemiyle şu anda yeni başlamakta. Bu da tarıma etkiliyor. Ya hayvancılık, tarım zaten Gördes'in genel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıkla ilgili. Bunlarla işte yani yeni ancak ilerleme var. Sorunları sadece bu sulama aracıyla gölet kısmı falan ilerlerse daha bence iyi olacağını tahmin ediyorum. Peki Gördes'te göç durumu nedir? Göç oluyor mu? Göç mü geliyor? Tabii Gördes'e göç durumu tabii yani gençlerin, bilhassa gençlerin yani okuyan gençlerin, üniversite mezunlarından tut lise mezunlarından çoğu gençlerin dışarıda burada iş bulamamasının imkansızlığından nedeniyle göç durumu Manisa, İzmir ve çevre illerde devamlı göç kaynanıyor. Şu anda pek fazla gençler olarak fazla göremezsiniz yani. O da iş sahasının olmamasının ona neden kaynakları bu. Yani iş sahası yok yani. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Gördes'te tarımdan bahsettiniz. En çok Gördes'te neler yetişiyor? Gördes'te yapılan zaten yıllardan beri tarım olarak tütün vardı. Zaten tütün bir şekilde artık bitmeye başladı. Şu anda Gördes'in birkaç senedir patates. Gerçekten kaliteli. Yani patatesin yetişme amacı İstanbul çevresinde veya Türkiye'nin çapında tutulan bir gıda maddesi. Patatesin gelişimi çoğu illere rağmen Gördes'in belirli bir şeysi var, gıda yönden gelişkin durumda. Bunun ilerlerse tabii daha iyi olur.
Dediğim gibi kırsal bölge olduğu için, sulama imkanı da az olduğu için sadece çay yatıklarında bunlar yapılmakta. Ama genelinde şu anda bir yeni seracılık çıktı. Bazı köylerimizde, Çiğiller'de olsun seracılık dönemi çıktı. Hani yapılacak olsa daha iyi, kaliteli verimler alacağını inanıyorum yani. Mahallemize, Gördes olarak, Gördes'imize tabii bunlar hükümetin partisi olduğundan dolayı üniversite, baraj, ondan sonra gölet, okullar, yurtlar, yollar gayet güzel yani çalışmalar da memnunuz yani. Peki Manisa Büyükşehir Belediyesi nasıl? Gördes'te çalışıyor mu? Yatırımlar nasıl? Çalışıyor. Gördes Büyükşehir Belediyesi de çalışıyor. Mesela kabir hizmetlerinde, yol hizmetlerinde, ondan sonra ne bileyim, fakire fukaraya biraz daha yardımcı olma konusunda, gıda konusunda işte böyle yardımcı oluyor. Bizim sorunumuz yol. O da yolda çözüldü inşallah. Yolda yol neresi? Aksar Gördes Sarası. Aksar Gördes Sarası. Tabii bu Salihli Gördes Sarası da var ama orası da tabii karayollarına ait olmadığından büyükşehirde inşallah orayı da söz verdi. Bakalım nasip olursa o da inşallah gündeme gelir. Olur yani. Gördes genel olarak rahat bir şehir, ilçe, mürevveh bir yer. Genel olarak insanları mutlu. Belediyeden bizim hani vatandaş olarak isteyebileceğimiz bir şey varsa o da sokak hayvanlarının barınaklar yapılması, sokak hayvanlarına barınaklar yapılması, onların başıboşluklarına bir çare bulunması. Bunun haricinde Gördes'le ilgili bir vatandaşın sorunu olduğunu düşünmüyorum. Gördüğüm kadarıyla ben 14 seneden beri Gördes'te yoktum. Geldiğimde Gördes'in daha yaşanabilir bir yer olduğunu fark ettim. Gelişmeler iyi, daha iyi. Peki Manisa Büyükşehir Belediyesi nasıl Gördes'te? Otobüsler var, bu iyi bir şey Gördes'in ulaşımı adına. İyi şeyler yapılmaya başlanmış gördüğümüz kadarıyla. Gördes'teki en büyük sıkıntı işsizlik. Bir de ekonomik imkanların kısıtlı olması, ulaşımın Gördes'te sıkıntılı olması. Yani ulaşım sorununun Gördes'te en büyük çözülmesi gereken problem olduğunu düşünüyorum şu anda. Ulaşım değil de ziraatle geçindiği için Gördes'teki çiftçilerimiz hani genelde %80 ziraatla uğraşıyor. Genelde tütünün para etmemesi, ondan sonra ürünlerini düzgün bir şekilde hani yetiştirmek değil de hava şartlarına göre kendilerini belirledikleri zaman hani ürünlerinin ederi kadar değerlendirilmemesi sonucunda şey oluyor. Ekonomik bir sıkıntı oluyor. Belirli bir tarım politikası olmadığı için de çiftçimiz her zaman zor durumda. Yani senelik tütün parasıyla geçinen insanların sene sonunda ellerine gelen 3-5 kuruşla geçinmek zorundalar. Düzgün bir maaşları yok. Sosyal güvenceleri yok. Bu yüzden hani çiftçimiz zor durumda. Bu da tabii esnafa ve Gördes halkına birebir yansıyor. Biz genelde bu şekilde bunlardan şikayetçiyiz. Yani halkımızın daha iyi yaşaması gerektiğini, daha iyi şartlarda yaşaması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle çiftçinin. Çiftçinin malının değerli olması, çiftçinin de para kazanması, bu da silsile olarak bütün herkese yansıması gerekiyor. Şu anda çiftçi kazanmıyorsa Gördes de kazanmıyor açıkçası. Evet, şimdi bak Gördes Belediyesi imkanlar dahili içinde iyi çalışması var. Ama sıkıntı bütün şehir yasasından dolayı %40'ı kesiliyor. Şimdi kaynak olmayınca ne kadar yani siz 51 tane köye hizmet götürebilirsiniz? İmkanlar dahilinde götürebilirsiniz. Peki Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Gördes'e yatırımları nasıl, çalışmaları nasıl Gördes? Tabii yani bütçe olunca kadar, tüm gelirler orada toplanınca kadar çalışmaları iyi.
neler kazandırdı Gördes'imize? Peki mesela neler kazandı? Herki otobüs şeyi kazandırdı. Mesela biz de 6-7 trilyonluk yol. Çünkü kaynak var, bütçe var yani. Evet, bütçe olunca siz de yaparsınız en iyisine. Ama bu bütün şehir yasasından bu ilçe belediyeler yönetilemez. Siz de daha önceden belediye başkanlığı yaptınız ve şu anda da artık emeklisiniz ve halkın içerisindesiniz. Vatandaşın en büyük sorunu nedir Gördes'te yaşayan halkın? Tarım. Tarım girdileri. Bakın 10 yılda bak 10 yılda en azından Gördes'in köylerinden beraber ben coğrafi bir veri tabanı yapmıştım 2013'te karşıma çıkan 13-14 bin göç var. Göçün nedeni de şudur yani bakın arkadaşlar göçün nedeni tarım politikası. Ve şöyle bir projemiz vardı bizim. 50 yıldır bu proje en son bu noktaya geldi. Niye geldi? Şimdi sermaye kesimi bir kesim ucuz işçiyi nasıl yaratması lazım? Tarımı çökerterek yaratması lazım. Bakınız tarım bu ülkede sadece Gördes'in sorunu değildir. Niye Gördes'in sorunu değildir? Bakın 28 tane şeker fabrikasından 4 tane şeker fabrikası kalmıştır. Bugün her birimiz yani elimizdeki parayı neye yatırıyoruz? Akşamüstü evimize giderken ne götürüyoruz? Gıda terörü götürüyoruz. Glukozlardan götürüyoruz. Hepimizin sağlığı bozuk. Nereden geçti bu yol? Tarıma çökerterek geçti. Biz aslında tarıma planlı ve projeli şekilde dışa bağımlı olmadan tarıma ele almadıktan sonra Gördes'te dağılır, Pamukkale'de dağılır, Ankara'da dağılır, çiftçimiz de mağdur olur. Bu ülkenin başının en sebeplerinden bir tanesi gıda terörüdür. Gıda terörleri denetlenmedik sürece tarımcı para kazanamaz. Burası kırsal kesim olduğu için sıkıntı olarak tarımsal ürünlerden, satışlarından kaynaklanan engellerden dolayı biraz sıkıntı var. Bir de burası biraz emekli yatağı. Yani emekli insan çok. Bundan dolayı iş kesiminde, esnaf durumunda biraz şu ara sıkıntı var. Başka bir de sıkıntı işte bizim genel coğrafi olarak sıkıntılarımız var. İşte yol gibi o konular var. Bunlar da inşallah önümüzdeki günlerde çözülecek diye biliyoruz. Ama tabii ihaleleri yapılmış projeler var. Ama nedense işte bir müteahhitler aksatıyor bunu. Bundan kaynaklanan şeyler var. Genelde olarak bakacak olursak. Gördes Belediyesi çalışıyor mu? Yatırımları nasıl Gördes ilçesinde? Şimdi Gördes Belediyesi çalışıyor ama bu müteahhitlerden kaynaklanan ama bazı yaptığı işler görülemiyor. Yani şundan dolayı müteahhitlerin aksatmasından dolayı diyoruz artık biz öyle biliyoruz. Ama tabii biz işin neticesini tam resmi prosedürünü bilmediğimiz için ancak halk arasındaki görebildiğimiz müteahhitlerin işi aksatması. Yani bir müteahhide veriliyor. Bu müteahhit işi bozuyor, gidiyor. Bir başkası geliyor. Yani 3 yılda, 2 yılda bitecek olan bir proje. Yani bugün diyelim Köprübaşı yolu projemiz var. Bu yarım. Şu anda kaç yıldır bitecek bitmiyor. Aksar yolu projesi yapıldı. İhalesi yapıldı ama müteahhit gidiyor. Gene şurada Karayağcı Göleti dediğimiz yer öyle. Yani bunların bir bitirilse yani bu müteahhit aşamasında bir baskıcı bir rejim mi uygulanacak? Artık bunlara bir yaptırım müidesi mi yapılacak? Hani bunların yapılması gerekiyor. Ha tamam burada belediye başkanımız bununla uğraşıyor. Ama yerel belediyelere yani merkez belediye, ilçe belediyelerinin yetkileri biraz alındı diye düşünüyoruz. Yani büyükşehir geçince. Şimdi bazı konular oluyor.
Büyük şehirle küçük şehir birbirine takışıyor. Ona gidiyorsun, büyük şehrin görevi. Buna gidiyorsun, yok onun görevi. İnan ki burada bir lağım kazma işini büyük şehire yaptıramıyor. Neymiş? Yok küçük belediye yapacak, yok büyük belediye. Yani ikisinin arasında kalıyor yani. Yani yetki karmaşası olduğunu. Evet, evet, yetki karmaşası var. Yani şimdi burada köpekler dalgası var. Çocukları burada şey yapıyor mesela. Büyük küçük şehire gidiyorsun, büyük şehrin görevi diyor. Büyük şehire gidiyorsun, küçük şehire gönderiyor. Yani muhatap yok. Muhatap yok yani. Bak şimdi bunlar bir eleştiri anlamında ama bu memleketteki insanların sorunu. Efendim peki anladığım kadarıyla ilçe belediyesi çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi Gördes'e neler kazandırdı? Onların çalışması nasıl? Vallahi ben Büyükşehir'in çalışmalarını çok fazla göremedim daha. Yani görülüyor. İşte bir iki mezarlıkları tımar yaptılar. Su işlerine bakıyorlar. O da çok fazla şeydir. Kimisi, şimdi adamın sayacı bozuluyor. Dış cephede şeyi bozuluyor. Neymiş? Orasını kendin yaptıracaksın. Burası bizim bölümde değil. Hadi kendimiz yaptırıyoruz. Ya şimdi yol kazmasını sayacın ana girişten çıkışına kadar bize göre büyük şehre ait olması lazım. Ama bu diyor ki öncesini de biz yaptık. O bize ait değil diyor. Ana borudan sonra biz karışmıyoruz diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben sokağın kazmasını, şeyini, hepsini ben kendim yapacak olduğum sonra Büyükşehir'in benden çevre temizlik parası kesiyor. Atık su bedeli kesiyor. İnan ki su paralı, ben size su faturalarını göstersem yani gülersiniz yani. 2 milyon lira su parası mı olur ya? Peki bu şikayetlerinizi Manisa Büyükşehir Belediyesi Koordinatörlüğü'ne ilettiniz mi? Vallahi söylenilmedik bir yeri yok. Her tarafa herkes iletti. Her şeyi iletti. Ama çözüm yok. İşte onlar da diyor yani lafta bizim duyduğumuz kadarıyla yok AKP grubu karşı çıkıyor. Yok CHP grubu karşı çıkıyor. Yok onun engellenmesinden bazı yasa geçti deniyor. Yani halk arasındaki duyulan bu sadece. Ama işin gerçekleri neydir onu bilemiyoruz yani. Şimdi gerçekleri büyükşehir şeyinde hepsi de çıkıp şu şekilde oldu diye bilgilendirmiyorlar. Yani net bir bilgilendirme yok. Ha köy suları ücretlerini düşürmüşler. Bak bu iyi büyükşehirin. Bak ben bunu destekliyorum. Köylüler en azından ucuz bir su kullanabiliyor. Bak onu iyi. Ben şimdi büyükşehirde kötülemiyorum yani. Ama aksaklıkları söylüyorum. Gördes'te işte otopark meselesi yapacağız dediler. Daha bir şey yok. Hani büyükşehir olarak burada gördüğümüz otobüs çıkardılar köylere. Bak bu da güzel. Bak ben güzel olan şeyleri de söylüyorum yani. Onu da söylüyorum. Yani burada sadece anladığım kadarıyla yetki karmaşası olduğunu söylüyorsunuz. Evet, yetki karmaşası var. Bir de bana göre, bize göre yani halk arasındaki şeye göre küçük belediyelere kaynak aktarımı biraz fazla olması lazım. Bilhassa diyelim ki kırsal olan yerler, geliri düşük olan yerler. Nedir bu? Gördes var, Demirci var, Selendi var. Bu tip yerler geliri daha az ve kırsal kesim. Bugün Alaşehir'le, Salihli'yle, Aksar'la Gördes'i bir tutamazsınız yani. Gördes'te gelir düzeyi az, harcama durumu fazla olan bir yer. Yani bugün Salihli'de yakıt gideri bile çok azdır. Bizim Gördes'te her ailenin kış döneminde yakıt durumu en azından 2-2,5 ton kömür, işte 300-500 kilo odun gibi hani yakıt giderleri kışın bile fazla yani. Hani bir ovadaki duranla şeydeki duran arasında şey değişir. Bu belediyelerin kırsal kesimde duran insanlara daha ayrıcalık tanımasını temenni ederiz yani. Teşekkür ederiz sizlere bu güzel sohbetiniz için. Biz de teşekkür ederiz. İnşallah mesajımız bazı yerlere gitmiştir. Bundan memnun oluruz. Altyapı sorunu. Gördüğünüz en büyük sorunu altyapı sorunu.
Hiçbir önem verilmiş yani altyapıya. İnşallah büyükşehirle birlikte belki altyapı biraz önem verilir. Yani görevimiz daha da güzelleşir. Bir de yollarımız sorunu. Yani kaldırımlar. Göresi'de hiçbir kaldırım yok. Şu anki soruna bir de otopark sıkıntısı var Göresi'de. Bir otopark olursa gayet güzel olacak Göres. Göres küçük, nezih bir şehir. Yani gayet de iyi. Doğal, havası ve çamıyla. Biraz çama biraz destek olunursa, çamlı bir proje yapılırsa daha iyi olacaktır yani. Yetkililere buradan çamlığımıza güzel şeyler bekliyoruz. İnşallah bir proje olur. Aynı Demirci'deki gibi, Kaplıca gibi. Ne bileyim, böyle bir otel olsa güzel olur Göresimizde. Bir yeni bir otel yapılsa çok daha iyi olacaktır. Gördes Belediyesi çalışıyor mu? Yatırımlar nasıl Gördes ilçemize? Şu an büyük şehirden dolayı biraz tabii yatırımlar hafifledi diyebiliriz. Hani şu an pek bir seçimden sonra fazla bir yatırım yok. Ama üzerine düşen şeyleri yapıyorlar yine. Yani belediyenin artık sadece köylere bir taş düşme işi var. İşte temizlik konusunda şeyler var ama yeterli diyebiliriz. Ama tabii daha da geliştirilebilir. Peki Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları nasıl Gördes ilçesine? Şu an altyapı sorunu onlar bir el attı. Bazı yollarda çalışmalarını görüyoruz. Yani gayet de memnunuz. İlerleyen zamanlarda daha da iyi olacağını düşünüyorum. Şu anda tabii ilk yeni olduğu için zamanla daha da iyi olacak. Ama yatırımlar herhalde zamanla seçimlere doğru galiba gelir. İyi bir yatırımlar olacağını düşünüyorum ben şu an. Tabii Göres Belediyesi'nin çalışmalarından memnunuz. Göres Belediyesi Allah için elinden geldiği kadar başkanı çalışıyor. Belediye meclis üyeleri hepsi çalışıyor yani. Göres'in iyi hizmetler yapıldı. Gözle görülür hizmetler var. Göres için yapılan hizmetlerinden de memnunuz. Yani Göres Belediyesi gibi büyük şehirde elinden geldiği kadar hizmet yapıyor. Memnunuz. Gördes göç veren bir ilçe. Öyleydi daha doğrusu yani bugüne kadar öyleydi. Şimdi biraz daha yapılan yatırımlar olsun, madenler olsun biraz daha göç oranını azalttı. İnşallah daha iyi olacak yani Göres için. Yatırımlar devam ederse göç veren değil göç alan bir ilçe konumuna gelebilir. Efendim Gördes ilçesinde eski belediye başkanı İbrahim Emre ile beraberiz. Efendim kaç yıllarında belediye başkanlığı yaptınız? 1999-2009 arası belediye başkanlığı yaptık 10 yıl. Peki Manisa'nın Gördes ilçesinin geçim kaynağı az önce röportajlarda tarım olduğunu söylediler. Bize biraz buranın tarımdan bahsedebilir misiniz? Buranın yıllar öncesinden beri geçim kaynağı dediğiniz gibi tarım. Ağırlıklı tarımda bizim tütündü. El sanatları şeyine girer yani o şeyden. Ama bu 2003 yılından sonra şey olarak yavaşladı. Hele bu gümrüklerdeki kotadan dolayı sigaralardaki girişteki ucuz düşük olmasından dolayı Gördes'te tütün eskiye nazaran bayağı bir azaldı. Şu anda genelde ne yapılıyor? Şimdi önümüzdeki yıl yani bu 2016 yılı içerisinde mutlaka tütün sözleşmeleri imzalanacaktır. Ama ne kadar bir talep var onun şeyini şu anda bilmiyorum. Burada benim gençliğimde veyahut da çocukluğumda 120 bin balya tütün olurdu. Ama son yıllarda bu balya 40-50 bin veyahut da 30 binlere düştü. Çünkü tütünle uğraşan kişi sayısı bayağı bir azaldı. İşte son yıllarda hayvancılığa ağırlık verildi. Buranın en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi de el halıcılığıydı. Evet. Bu el halıcılığı da İran ve Türkiye Cumhuriyetlerinden, Çin'den gelen halı şeylerinden sonra, girişlerinden dolayı buradaki el halıcılığı da bitti. Makine halılarının artmasıyla beraber o da azaldı. Bundan dolayı da ilçemizde ve şimdi büyükşehir olduktan sonra 6360 sayılı yasadan sonra mahallelerdeki gençler de büyük şehirlere kendilerine asgari ücretten de olsa çalışma gittiklerinden bayağı bir nüfus kaybı da oldu. Bu göç birinci sırada diyebiliriz. Sırada yani göç birinci. Aslında bizim büyüklerimizin, yetkililerimizin Gördes olsun, Köprübaşı, Selendi, Demirci gibi yerlerde burada insanları tutup büyük şehirlere varoşları arttırmamak için yani şey olarak tutmak lazım. Bunun şeyine mesela sosyal yardımlaşmalardan vatandaşlara kömürdür, gıdadır o yardımlar yok. Bunlar mutlaka yapılacak. İhtiyacı olan insanlara verilmesi lazım. Ama insanları bulundukları yerlerde tutup büyük şehirlere varoş sayısını arttırmamak için de sosyal yardımlaşmadaki yetkililerin buradaki el halılarına ağırlık verip yani bedava para vermektense
şey yapıp buradaki el hallarını arttırıp köylerdeki işte vatandaşlarımıza yardımcı olup herkes bulunduğu yerde kalırsa çok daha iyi olur. Hem bu ekonomimize katkı sağlamış olur hem de büyük şehirlerde varoşları azaltmış oluruz yani. Varoş derken biz bunların şeyinde değil, gitmesin demiyoruz. Mutlaka insanlar büyük şehirlere gidip çalışması gerekir. Ama tabii ki kendileri için sosyal imkanların sağlandıktan sonra ancak bu imkanların verilmesi lazım. Teşekkür ederim Sayın Başkanım verdiğiniz bilgiler için. Oldu. Ben teşekkür ederim Pamukkale TV'ye. Çok şükür şu anda ben zaten dışarıdan gelen bir öğrenciydim. Yani burada ticarete başladım. Yer veriyorlar Allah'a şükür. Çalışmaları çok hızlı devam ediyor. Olanakları da çok iyi. Sadece mahalle muhtarları da çok iyi çalışıyor. Gördüğüm kadarıyla altyapı da oranı da güzel. Çalışmalar hızlı devam ediyor yani. Memnunuz. Peki kaç senedir Gördes'tesiniz? Ben 2 yıl üniversite okudum. Üniversiteden sonra direkt buraya yerleştim. Şu anda 4. yılım. Çok mutluyum. Evet değerli izleyiciler, şu anda Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes'e açmış olduğu gıda bankasındayız. Şu anda yanımızda görevli arkadaşımız var. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Serhat Sesli. Gıda bankasının buranın sorumlusu benim. Burası ne zaman açıldı? 12 Ocak'ta faaliyete geçti, 2016'da. İşte yardıma muhtaç ve bakıma muhtaç olan insanlar gelip başvurularını yaptıktan sonra komisyon tarafından onaylanıyor. Onaylandıktan sonra gelip onlara gıda bankası kartı var. O kart yardımıyla gelip buradan istedikleri ihtiyaçlarını aylık olarak alışverişini yapabiliyorlar. İşte şu an yanımızda bir tane yardıma muhtaç bir ablamız vardı. Başvurusu onaylanmış. Bir tane Kerem isminde bir oğlu var. İşte şey ablacığım, Kerem'in hastalığı neydi ama? Engelliydi. Ona yardımcı olun. İşte isterseniz görüşünüzü alabilirsiniz. Ne kadar güzel, ne kadar güzel işler yapıyorsunuz. Efendim sizin görüşlerinizi alabilir miyiz? Neler söylemek istersiniz? Allah ne söyleyeceğimi bilemiyorum ama herkese bu işi yaptıkları için herkese teşekkür ediyoruz. Başta olmakla en güzel güne herkese emek için herkese teşekkür ediyorum. Vallahi eve geldiler, müracaat etmemizi söylediler. Biz de başvuru yaptık, kabul olunmuş. Geldik işte, her şeyi alışveriş yaptık. Memnunuz, çok teşekkür ederiz. Peki buradan almış olduğunuz eşyaları eve götürdünüz mü, daha götürecek misin? Yok, götürdük, kullandık. Hepsinden de memnunuz. Ayda bir defa mı alıyorsunuz burayı? Her ay bir defa. Eğer gelip 40 kredi, kredi usulü çalışıyoruz. Evet. Şu an bakabilirsiniz isterseniz. Evet. Krediler var. Para kesinlikle geçerli yok. Evet. Gelip 40 kredi karşılığında, hani ailelerin durumuna göre, hani tek kişi kalıyorsa 40, hani ondan sonra nasıl diyeyim, gelip 40 kredi aylık sınırı var. Her ay gelip alışveriş yapıyorlar. Bu 40 krediyi siz mi belirliyorsunuz, sabit her aile için sabit mi? Her aile için şu anda sabit. Ama hani nasıl diyeyim, mesela aile mesela şey oldu. Mesela iki çocuğu var diyor ya, daha çok muhtaç oldu. Dilekçeyle onu yükseltebilme şansımız var. Peki son olarak bu müracaatları nereye ve nasıl yapıyorlar? Bunu da ekran başında izleyen izleyicilerimiz için bizlere anlatır mısınız? Şimdi bu ilk başta Büyükşehir Belediyesi Maskiye Koordinasyon Merkezi'ne aitti. Ama artık Gıda Bankası'na gelip başvuru yapabilirler. Yani ama buraya. Evet, Gıda Bankası'na, evet. Her ilçede şu an 17 ilçede faaliyete geçti zaten. Evet. Belki duymuşsunuzdur. Evet. Cengiz Aygün'ün kendi projesidir bu. Evet. Ve Manisa'da biz bir örnek olmaya çalışıyoruz. Hani bütün illere hani bunu yaymaya çalışıyoruz. Sadece Manisa'da ve şu an tahminimce İzmir'de bizi örnek alarak bu belediye olarak da faaliyete başladı. Yani ben şu an bu işi yapmakta çok mutluyum. Gerçekten hani insanlara yardımcı olduğumu gördüğüm için hani zevk alıyorum yaptığım işte. Hani Cengiz Başkan'a teşekkür ediyorum. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli işler yapıyorsunuz burada. İhtiyacı olan kişilerin ihtiyaçlarını bu şekilde karşılıyorsunuz. Peki son olarak buradan ekran başında bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersin? Ya şimdi bazı insanların ön yargıları oluyor. Mesela gelip hani ben yardıma muhtaç olsa bile gelip söyleyemiyor. Ama gelsinler, bizim herkese hani kapımız açık. Gelsinler, bilgi alsınlar, başvuru yapsınlar bize. Hani onaylanırsa da gelip biz yardımcı olmaktan memnun duyarız. Evet, şu anda Gördes Belediyesi'nin çalışmalarından memnunuz. 2009'dan bu yana belediye başkanımız gerekli bütün Ankara'yla ilgili olsun, yatırımla ilgili olsun çalışmalarında
gerekli şeylere yapıyor, prosedürleri uyguluyor. Şu anda memnunuz. Ama tabii bizim acilli olması gereken öncelikli yolumuz var. Yolun ihalesi falan yapıldı. Bir çevre yoluna başlandı ama tabii artık şu anda ne yapıldığını bilmiyoruz. Ama ana yolla ilgili bir çalışma var. En kısa zamanda en büyük eksiğimiz ana yolun bir önce bitmesi. Manisa Büyükşehir Belediyesi en başta tabii ki istihdam sağladı. O da ayrı bir kurum olarak. Epey Görles'te arkadaşlarımız çalışıyor şu anda. Artı ulaşımda köylere servis çıkarıyor. Buradan tahminim yeni başlamış herhalde. Demirci'ye bir otobüs seferi var. Artı normalde burada yapılması gerekenleri eline geldiği kadar yapıyorlar. İtfaiye olsun, mezarlıklar olsun. Ondan sonra bir takım çalışmalarda bulunuyorlar. Şu anda onlar da bir şekilde hizmet için çalışıyorlar. Şimdi Görles biraz coğrafya itibariyle Manisa'nın en son ilçesi oluyor. Demirci'den sonra. Ulaşım sorunu en başta zaten. İkincisi işsizlik sorunu oluyor. Buraya birkaç tane maden şirketi geldi. Yanında adam çalışıyor. Eleman çalışıyor ama tabii biraz daha istihdam sağlanıp da burada gelenler kalıcı olursa Görles'te altyapı bakımından olsun, ne bileyim sosyal tesis bakımından olsun. Eğer bunlar sağlanırsa çoğu gelen kişinin tekrar Görles'te kalacağını düşünüyoruz. En büyük tabii ki şu anda istihdam sorunu görünüyor. Bunlar eğer halledilebilirse, gerekli altyapı yapılırsa, tabii bunları yapacak olanlar belediye. Onların buradaki sosyal yaşantılarını sağlayacak olan yine belediyeler. Ama küçük şehir ama büyük şehir. Eğer bunlar sağlarsa Görles'te gerekli tahminim gelenler gitmeyebilir. Çünkü burada bir yeni maden açıldı. Çoğu insan ilk başta geldi ama daha sonra altyapı olsun veya ne bileyim sosyal tesis bakımından, ulaşım bakımından Aksar'da taşındılar. Şu anda burada yoklar yani. Tabii normal çalışanlar şu anda var ama bu altyapı eğer sağlanırsa sosyal tesis bakımından, ulaşım bakımından, bir takım şeyler bakımından Görles'te kalabilirler. Şu anda o görünüyor. Sizlere teşekkür ederim. Bizlere zaman ayırdığınız için kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sizlere teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Size de hoş geldiniz diyelim. Biz de bir 6 senemizi Denizli'de geçirdik. Buradan bütün Denizli'li hemşerilerimize diyelim artık. Selamlarımızı gönderiyoruz. Denizli Sarayköy ilçesine de bol bol selam konu komşu. İmam Hatip Lisesi çalışanlarına, öğretmenlerine, herkese buradan bol bol sevgiler, saygılar. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, şu anda Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı ile beraberiz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı. Ayrıca Nakıba Mahallesi Muhtarı Kerim Çakır. Efendim, muhtarların en büyük sıkıntısı nedir? Muhtarlarımızın en büyük sıkıntısı, ilk önce şunu söyleyeyim, teknoloji bakımından biraz geriyiz. Bilgisayar kullanımı olsun, sosyal medya, telefonlarda biz bir grup kurduk WhatsApp muhtarlar olarak. Bunları kullanmalarını istiyorum. Yarın bir gün ki başımıza geldi, yoğun bir kar yağışı oldu. Muhtarlarımız Büyükşehir koordinatörüne ulaşamıyor. Görles merkezde Görles Belediye Başkanımıza ulaşamıyor. Beni arıyorlar. Ben onlara yardımcı oluyorum elimden geldiği kadar. İşte buradan muhtarlarımıza tekrar söyleyeyim. Sosyal medyayı iyi kullansınlar. Bilgisayar olsun, cep telefonu olsun. Bunlar önemli şeyler. Vatandaşlara söylemek istedim. Siyaset bakımından küçük belediye, büyük belediye diye ayrım yapıldı. Bunların olmasını istemiyorum. Çünkü her iki belediye başkanımız da çok iyi çalışıyor. İkisine tebrik ediyorum buradan. Onlar bazı işlerinde gidemiyorlar, araya aracı koyuyorlar. Bunlara gerek yok. Çünkü iki belediye başkanımız da seçilmiş insan. Ki bunlar Görles'imiz için veya Manisa'mız için kötülük yapacak insanlar değiller. İkisi de çalışmak için geldi. Bu ayrımcılık olsun istemiyorum. Benim tek temelim bu. Çünkü ikisi de hizmet yapıyor. İkisinin görevleri değişik. Söyleyeceğim bunlar. Efendim siz de mahalle muhtarısınız. Seçilmeden önce sizin vatandaşlara vaadiniz neydi? Bunları gerçekleştirdiniz mi? Seçim önceki vaatlerim tabii Büyükşehir ve Görles Belediyesi olunca tabii bazen karışabiliyor. Ben önce mahallemin insanlarına yönelik bir çalışma yaptım. Ben ayrıca müzisyenim Görles'te. Ben seçimden önce tüm mahallemin düğünlerini, organize işlerini hediye yapacağım diye bir vaatte bulundum ve onları da
şu an yerine getiriyorum. Fotokopi olsun. Ya bu fotokopi normalde 50 kuruş ama 4-5 tane olunca bayağı bir meblağ olabiliyor bir vatandaş için. Onların herhangi bir çekiminde ücret almıyorum. Mühür ücreti var. Valiliğin belirlediği 3.75 2016 yılı için. Mühürden para almıyorum. Elimden geldiği kadar insanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Herhangi bir ücret almadan. Burada Wi-Fi'miz var. Vatandaşımız kendisi kullanabiliyor. Ayrıca ilk seçim zaman sadece şu caddeme ilk başta kamera sistemi kurdurdum. Çünkü esnafımız çok olduğu için burası ayrıca çarşı başa geçiyor göresi. Vatandaşımız rahat etsin. Herhangi bir cüzdan kaybında veyahut da bir soygun olursa oradan gözüksün diye. Daha sonra bize bağlı olmadığı halde Cuma Mahallesi'ne bağlı bir camimiz var. Camimizi de kamera sistemi döşedik. Göresi ilk camisi kamera döşenen camimiz bizde. Muhtarım mahallede bayağı da ilkleri yapmışsınız hep. Daha var projem ama tabii çalışıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Daha fazla projemde kitap kumbarası. Bunlar da projem içinde. Bir yer bulabilirsek çünkü benim olduğum yer çok küçük. Merkezi bir yer olduğu için pek arazi durumu yok. Olursa çocuk oyun parkı. Yaşlarımız çünkü burası yokuş olduğu için demir yolu üzeri olduğu için yoruluyorlar yaşlılarımız. Banklar, benim sorunlarım bunlar. İnşallah onlar da ilerleyen zamanlarda Göres Belediyesi olsun, Büyükşehir Belediyesi olsun. Bana yardımcı olduklarına inanıyorum. Çok teşekkür ederim.